Evet, canlı yayınımız birazdan başlayacak. Konuğumuz da gelecek. Çok da bekletmeden dilerseniz hemen başlayalım. Tam Sanat'ın online sanat sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Birazdan Süleyman Dodi Dündar ile birlikte olacağız. Kendisiyle küçük bir sanat sohbetimiz gerçekleşecek. Öncesinde size biraz Tam Sanat'ın günümüzdeki önemi ve değerinden bahsetmek istiyorum. 2009'da çalışmalarına başlayan ve 2012'de yayın hayatına giren Tam Sanat, o günden bu yana sanatın fiziksel sınırlarını değiştirmeye, dönüştürmeye yönelik projeler, fikirler üretmeye başlamıştır, devam etmiştir. Genelde sanatın, özellikle de plastik sanatların fiziksel sınırlarından kaynaklı zorlukları, interaktif bir biçimde pek çok toplumsal olayı sanatın diliyle gündemde tutmaya gayret etmiş bir platformdur. Bulunduğu konumdan kaynaklı sergi açma, sergiye gitme, sanatsal aktiviteleri takip etme zorluğu yaşayan gerek sanatçı, gerek sanatseveri online olanaklarla bir araya getirme gayretindedir. Bugün de dünyanın içinde bulunduğu ve daha önce deneyimlemediği bu zor zamanlarda sanatın ihtiyaç duyduğumuz en önemli başlıklardan birisi olması sanatın. Bunun da kendi olanaklarımızla, kendi evimizde deneyimlerimizi devam ettirmek için sanatı yine ulaşılabilir kılmaya devam etmek için sanatsal sohbetler başlığı altında etkinliklerimiz olacak. İlerleyen zamanlarda da yine birbirinden değerli sanatçılar ve hocalarımızla bu sohbetlerimiz devam edecek. Bu akşam kim var? Bu akşam Süleyman Dodi Dündar var. Kendisini hemen yayına davet edelim. Evet. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk. Bizi kırmadın, teşekkür ediyoruz. Ne demek, ben teşekkür ederim. Tam sanatlarım sana. Ben öncelikle Süleyman Dündar kimdir, ne yapmıştır? Kısaca bahsetmem gerekirse. Çünkü uzun uzun bahsetmek için ayrı bir program yapmak gerekir. Çok aktif ve her noktada sanatın yine ulaşılabilir, paylaşılabilir olması için emekleri olan, gayreti olan bir sanatçı dostumuz. Süleyman Dündar 2002'de Gazi Üniversitesi'nden mezun olmuş ve yine aynı yıl yurt dışına çıkarak sanatsal deneyimlerini ve master'ını orada başlatmış birisi. Avusturya ve İsveç'te yine sanatsal deneyimlerini devam ettirmiş. Aynı zamanda yurt dışında 9 kişisel sergisi bulunan, yurt içinde pek çok sosyal ve kültürel projeyi başlatmış, yürütmüş. Günümüzde de İnisiyatifsizler diye bir oluşumun kurucu üyelerinden. Tekrar hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Evde zaman nasıl geçiyor? Bir aktif olan bir sanatçı olarak ev zamanları bugünlerde nasıl? Kısaca bahsetmek ister misin? Tabii ki. Öncelikle tüm takipçi dostlarımız, arkadaşlarımızın bu karantina günlerini sağlıklı ve sorunsuz geçirmesini diliyorum. Bu vesileyle tekrardan bir teşekkürle, unutmadan teşekkürle başlamak istiyorum. Hem Tam Sanat'a hem sana. Uzun yıllar sanatın içinde mücadele, çaba veriyorsun. Biz tabii seninle çok göbekten bağlı sayılırız. Bizde değerli hocamız Profesör Doktor Nur Gökbulut'un öğrencileriyiz. Tabii saygıdeğer hocamızın öğrencileri olmak bizim için büyük bir şans. Tabii ki kendisine buradan saygılarımızı, şükranlarımızı gönderelim. İyi ki hocamızın öğrencisi olmuşuz. Sağ olsun, var olsun. Sağlıklı, uzun bir ömür diliyoruz kendisine. Özellikle bu karantina günlerinde ailesiyle sağlıklı ve sorunsuz bir süreç geçirmesini diliyoruz. Karantina günleri nasıl geçiyor? Biz tabii çekirdek aile olarak çok dışarı çıkmıyoruz. Üzerimize düşen bireysel sorumluluğu, ailevi sorumluluğu toplumsal bazda yerine getirmek adına haftada bir defa toplu alışveriş için sadece ben markete gidiyorum. Onun dışındaki zamanlarda ev içinde bir program yaptık. Akşam 5'e kadar internet ve telefon kullanımını kendimize yasakladık. Bir kural koyduk. Bu saat dilimi içerisinde işte kitap okuyarak, sanat yaparak, işte oğlumuz ders çalışarak zamanını geçiriyor. Hem teknolojiyi, iletişimi, etkileşimi daha da nitelikli ve zamanlara yayarak, etkin hale getirerek verimli bir süreç geçirmeye çalışıyoruz. Zor geçiyordur senin açından tahmin edebiliyorum. Biraz yerinde duramayan, böyle bir, aktif olan bir insansın çünkü. Yakın zamanda da o zaman hemen başlattığın fikirlerden ve projelerden bahsedelim. Ben öncelikle senin kullandığın ve senin ürettiğin bir kavramla başlamak istiyorum. Artör kavramı. Artör kavram olarak nedir? Nasıl ortaya çıktı? Kısaca bahseder misin? Yani aslında tabii artör kavramı dünya sanat literatüründe sanat içerikli film yapan, hem senaryosunu yazıp hem yöneten yönetmenler içinde kullanılan bir kavram aslında. Ben bunu daha sonradan öğrendim gerçi ama şimdi benim kafamdaki artör kavramı aslında günümüzün sanat dinamiği içerisinde kendimi bir yere konumlandıramamamdan kaynaklandı. Yani bir yaratıcı hoşnutsuzluk durumu diyelim buna. Günümüz sanatçı ve günümüz sanat problemi içerisinde bir arayış aslında bu. Ben ne yapıyorum? Sanatla uğraşıyorum, sanat yapmaya çalışıyorum ama beni tanımlayan, karşılayan kavram doğrudan bilinen bir sanatçı kavramı değil. Ve günümüzde artık sanatın üretim nesnesi, aynı zamanda gayri maddi bir üretim nesnesi üzerine de dönüşebilmekte. Yani gelinen zaman içerisinde sanatı bir mevcut durumuyla tanımlarsak, işte klasik sanat, modernizm, çağdaş sanat derken bir kültürleşme dönemini yaşıyoruz. Yani bu ne demektir? Artık sen neye sanat diyorsan ve o söylediğin sanatı, iddia ettiğin sanatı ne şekilde kabul ettirebiliyorsan bunu bu bir sanattır. Nihayetinde ben aslında yani burada daha çevirmeden toparlayacak olursak kendimi sanat nesnesi olarak kullanıyorum. Artör aslında, artör kavramı aslında gayri maddi bir sanat nesnesidir. Artör kavramı. Yani şimdi kısaca özetleyecek olursak tarihi yaratmış olan sanattır. Yani ilk defa insan türü duvarlara resim yaparak, şekiller üreterek, tasarım üreterek var olmuştur. Ardından yavaş yavaş yazıya geçmiştir. Yani tarihe geçmiştir. Ve bu bir dönüşümdür, bir döngüdür. Bu yazı süreç içerisinde tekrardan kendisini etkisizleştirmiş, sanatın içinde yoğurmuş başkalaşmış ve günümüzde geldiğimiz noktada yine dil hak ettiği aslında bakıldığında manipülatif olmakla birlikte hak ettiği mecrayı yakalamış durumda. Artık sanat denilen şey bir üretim nesnesi olmasından ziyade eskiden neydi? Modernizm öncesi, romantizm öncesi diyelim hatta biz ona. Bir şeyin sanat olabilmesi için nesnel olarak ortaya çıkması gerekiyordu. Ancak şimdi bir şeyin sanat olabilmesi için nesnel olarak ortaya çıkabilmesi yeterli değil. Ona dilin yani tasarımın, kültürleşme diyoruz buna. Yeni mevcut dinamiklerin sen sanatsın demesi gerekiyor. Ve bu noktada dil isterse ortaya çıkan sanat nesnesine sen sanatsın diyebilir. İsterse de bu elimizdeki bardağa sen sanatsın diyebilir. Artık bu dönemi yaşıyoruz. Ben de bundan hareketle gayri maddi sanat nesnemi ürettim. Artır kavramını. Kısaca böyle. Evet. Bu arada izleyicilerden küçük bir uyarı var. Sesin çok yankı yapıyormuş. Yakınlarında hemen ulaşabileceğin bir kulaklık, hoparlörlü bir kulaklık, mikrofon. Şimdi nasıl? Sesle ilgili kulaklık getiriyorum. Tamam, teşekkürler. Eğer ben biliyorum sesini, senin sesin sürekli yankılandığıyla ilgili bayağı bir... Şu anda nasıl? Şu anda aynı mı? Sesim şu anda nasıl? Bana gayet normal geliyor, düzgün geliyor. Yankı gibi bir problem yok şu anda. Tamam. Peki, tamam. Arthur kavramıyla ilgili yine senin kendi sanatçı kişiliğinden kendini tanımlama biçimi olarak kendini yine özgün, yine farklı ve yine bir sanat nesnesi edasındaki bir kelimeyle bütünleştirip tanımlanmış oluyorsun anladığım kadarıyla. Bu yine sanat davranışı, sanatçı duruş biçimi olarak gerekli olan bir şey gibi duruyor. Kendisini benzerlerinden farklı hisseden kişi, duyguları anlatma biçimi, ifadesi farklı olan kişi haliyle bulduğu kelimelerde bir o kadar farklı ve yeni kelimeler olmuş oluyor. Güzel bir kavram, Arthur. Teşekkür ederim. Hemen ardında inisiyatifsizler oluşumuyla ilgili, altı üstü sanat oluşumuyla ilgili seni dinleyelim. Bu nedir? Nasıl bir araya geldi? Ne yapıyor? Neyi amaçlıyor? Bize bunlardan bahseder misin? Tabii ki. Bu uyarı geliyor hala yankılandığına dair. Sanırım yankı problemini çözemedik. Arkadaşlar yankı var mı? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sesim yankılı geliyor mu hala? Belki de benden kaynaklı olabilir. Ben de aynı şekilde bir... Ama sanırım benim sesimde yankı var. Yankı var, evet. Şu anda bir devam edelim. Tamam. Şimdi tabii inisiyatifsizler altı üstü sanat hareketi tamamen Ankara'nın sanat ortamlarından sanatçıların yaratıcı hoşnutsuzluk durumu diyebilirim yine bunu. Birbirinden evet, değerli sanatçı dostların bir araya gelmesiyle gelişen bir hareket. Kadir Öztoprak, Baran Kamiloğlu, Erol Pelioğlu, Bülent Aytaç, Efe Kasaplar, Talat Ayhan, Ebru Karakimseliler, Bahar Bilici Öztürk, Beri Aras Yalçınkaya, Bilal Hakan Karakaya, Haydar Zeki, Bert Nart James Lang, Özge Gökbulut Özdemir, Sonja Berkman, Ceren Çağlar gibi pek çok bu hareketin kuruluşunda yer alan değerli sanatçı arkadaşımız var. Tabii ki gayet naif, gayet organik bir şekilde bizler sanatçılar olarak neler yapabiliriz, bir arada nasıl hareket edebiliriz kaygısıyla ortaya çıkan bir hareket. Yani böyle hani burada ya işte devrimsel fikirlerimiz vardı da çok işte çok sıra dışı, marjinal bir topluluktu, kişilerdik falan. Kesinlikle böyle bir şey değil. Yani zaten öyle değiliz. Tamamen doğadan, halkın insanlarıyız. Naif, kendiliğinden gelişen bir hareketti. Ancak tabii ki sonrası bizim için çok heyecan verici. Her geçen toplantımızda heyecanımız daha da arttı. Yapabilir olduğumuz şeyleri birbirimize yansıttığımızı gördük. Birbirimizden güç aldığımızı gördük ve bu enerjimiz bizi daha da güzel kıldı. Daha da yaratıcı, daha da keyifli kıldı. Ve bu birliktelikle birlikte sayımız da her geçen gün arttı. Şimdi Liverpool'dan Innsbruck'a kadar, işte şu anda Ardahan'dan İstanbul'a kadar çok farklı yerlerde inisiyatifsizler oluşumu içerisinde sanatla iç içe olan, üretim yapan dostlarımız, arkadaşlarımız var. Evet. Tabii bu hareket en başta bir sanatçılar arasında bir yardımlaşma, birlikte hareket etme hareketi. Bu şekilde başladı çünkü. Sonrasında tabii bu kadar yaratıcı, değerli sanatçının bir araya geldiği toplantılarda inanılmaz keyifli yeni projeler, yeni fikirler ortaya çıktı. Ve her seferinde, her toplantı bir manifesto niteliğinde bir anlam kazandı. Bunların pek çoğunu tabii biz kayıt altına aldık ama kayıt altına almadığımız organik, doğal gelişen sohbetler, toplantılar, üretimler de oldu. Şu an için inisiyatifsizlerin konumlandığı yer neresidir diye açıklamak gerekirse, biraz önce bahsettiğim gibi artık sanatın bir farklılaşması durumu söz konusu. Sanatçı romantizme kadar her şey aslında kendi elindeydi. Tamam, yine bir otoriteye bağlıydı ama kendi içinde yaptığı sanat nesnesiyle uğraşısında tamamen özgürdü. Sonrasında ne oldu romantizmle birlikte ve gelişen süreçte modernizm ve avantgard hareketler ve sonrasında bu güncel sanat, çağdaş sanat dediğimiz oluşumlardan sonra bu süreç içerisinde artık bizler, sanatçılar, kendimizi pek çoğumuz özgür sansak da doğrudan belirli bir kültürleşme dediğimiz, kültüralizm dediğimiz bir teşkilatın, bir sistemin içinde tutsak kaldık. Bu ne demek oluyor? Açılımını yapacak olursak, bienaller, fuarlar, artokratlar, teknokratlar, yani bürokratlar, çok boyutlu bir kapitalist sistemin, bir sermaye sisteminin içerisinde sanatçı aslında tamamen bir kukla misyonunda, kukla rolünde kaldı. Bizim tabii ki burada kalkıp şöyle radikal bir duruşumuz yok. Ya biz bu sistemi, bu düzeni değiştireceğiz. Hayır, yani böyle tabii ki iddialarımız yok. Biz öncelikle kendimiz bunların farkındayız. Yani bir sistemin içindeyiz. Sonuçta hepimiz sistemi oluşturuyoruz. Bunun dışında bu sistemi var eden de biziz. Ancak kendi içimizde, sanatçı dostlarımızla katma değer yaratabilmemiz için önce farkındalığa ulaşmamız gerekiyor. Farkındalığa da tek başına kişi belki ulaşabilir ama bir dağ başında bir yani bir Buda gibi bir yaşam şansımız olmadığı için ancak bir topluluk içerisinde, bir grup hareketi içerisinde birbirimizi motive ederek, birbirimizi daha güçlü kılarak daha organize hareket edebiliriz düşüncesiyle mücadelemizi devam ettiriyoruz. Modern dünyada da biraz da zaten böyle davranmak gerekli. Daha primitif dönemlerde kişi kendi öz değerleriyle baş başa kalıp onun devamlılığı için bağımsız şekilde onu yaşatabiliyor olabilirdi. Ama günümüzdeki değerler birbirine bağlı değerler. Dolayısıyla bir sanatçı, özellikle bir sanatçı toplumu ilgilendiren bir fikri düşündüğünde, onu hayata geçirmek istediğinde diğer sanatçı arkadaşlarından, sanatçı dostlarından ilk etapta yardım ve destek, onlarla birlikte hareket etmesi çok gerekli bir hamle. İnisiyatifsizler de senin de anlattığın gibi ilk etapta zaten öncelikle bir araya gelme, birlikte olma ve o birliktelikten çıkacak yeni hareketler, yeni fikirleri geniş kitlelere yayma isteği. Bu yani modern dünyada olmazsa olmazlardan birisi. Bir araya gelme ve birlikte bir şeyler yapma. Tek başına dediğin gibi olması zor. Peki inisiyatifsizler bu kendi içinde artarak, birikerek bir kartopu yumağı gibi arttıkça başta düşündüğü ve çıkış noktası olan fikirlerden neler değişti, neye dönüştü? Var mı öyle bir süreciniz, deneyiminiz? Tabii ki aslında bu bir çalışma niteliğine bakıldığında adı üstünde zaten inisiyatifsizler tanımlaması da tamamen organik, doğal gelişen bir hareket, bir tanımlama. Zaten devamında da diyoruz ki altı üstü sanat hareketi. Yani mütevaziliğimizi, biz yerimizi biliyoruz. Yani nihayetinde bu büyük kozmosun, evrenin küçücük birer kum tanesi gibi naif parçalarıyız. Bu sanatçı egosu, sanatçı tavrı vardır. İşte dünya benden ibaret, yaşam benden ibaret, duruşu, tavrı. Bunlara olabildiğince uzak kalmaya çalışıyoruz. Yani biz alt üstü sanat yapıyoruz. Yani ne bir doğrudan bakıldığında bir cana temas ediyoruz, ne bakıldığında doğrudan bir çocuğa dokunuyoruz. Aslında bu tamamen bizim keyfi yaptığımız bir şey. Şimdi bunu doğru konumlandırmak lazım. Tamam, önemsiz değil. Tabii ki çok önemli, çok önemsiyoruz. Ama önemsemek demek narsist bir tavırla kendimizi her şeyin üzerine koymak demek değil. Öncelikle bu tamamen bir çalışma. Yani biz değerli sanatçı dostlarımızla bir araya geliyoruz, bir aradayız ve birbirimizle paylaşımlar yapıyoruz öncelikle. Bu paylaşımlar aslında bir çalışma niteliğinde. Yani durağan olmayan, sürekli devam eden bir çalışmanın içindeyiz. Evet. Atölyemizi yersiz yursuz bir atölye olarak düşün. Her yerde, her an, her şekilde konumlanabilir ve çalışmaya devam edebiliriz. Bizim herhangi bir belirli bir yerimiz yok. Ne A noktası, ne B noktası, ne A galerisi, ne B galerisi. Biz her yerdeyiz. Tüm sanatçı dostlarımızın olduğu, şu anda Bahar Bilici Öztürk Denizli'de. Biz aynı zamanda Denizli'deyiz. Bilal Hakan Karakaya İstanbul'da. Biz aynı zamanda büyük topluluk olarak şu anda İstanbul'dayız. Veya Liverpool'da Özge Gökbulut Özdemir şu anda Liverpool'da. Biz aynı zamanda bu büyük topluluk olarak Liverpool'dayız. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Bu anlayışla hareket ettiğimizde de zaten kendiliğinden üretim, verim kendisini gösteriyor. Yani düşünebiliyor musun? Yani böyle yıldızlar topluluğu gibi pek çok yaratıcı, daha yani fikirleri olan, üretimleri olan pek çok insan bir araya geliyor ve saatlerce sohbet ediyor, üretimler yapıyor, atölye çalışmaları yapıyor. Bu zaten başlı başına bizim arzuladığımız, içinde bulunmak istediğimiz durum en başta. Biz zaten bunu yaşamak istiyoruz. Bunu yaşıyoruz ve buradan da zaten yeni projeler çıkıyor. İşte sanatın içinde Merkez Kaş projesi böyle bir projeydi. Yani buradaki bizim mevcut durumdan rahatsızlığımız, sanatın hali hazırdaki sektörel durumundan rahatsızlığımızı nasıl dışa vurabiliriz kaygısıyla hemfikir olarak ortaya attığımız bir proje ve şu anda da çalışmaya devam ediyor. Çok güzel. Ben zaman zaman tabii seninle yaptığımız konuşmalarda inisiyatifsizlerle ilgili küçük tüyolar, küçük haberler alıyorum. Yapacağınız özellikle ilk etkinliği, ilk o yayılmacı şeyi, hareketi çok merakla bekliyorum. Bunun dışında söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şeyler var mı? Tabii ki yani burada bu vesileyle tüm öncelikle sanata bugüne kadar emek vermiş çok değerli hocalarımıza, değerli büyüklerimize sadece sanatçı ve sanat nesnesi ilişkisiyle değil, sanatın çok yönlü destekleyicileriyle, duyarlı bireylerle, kişilerle büyük sanat ailesini oluşturan iyi niyetli, üretken tüm insanlara teşekkürlerimizi borç biliriz inisiyatifsizler olarak. Biz inisiyatifsizler olarak bu büyük sanat ailesinin dışında kendimizi narsist bir şekilde bir yere konumlandırma arayışında kesinlikle değiliz. Biz büyük sanat ailesinin o büyük değerleriyle, hocalarımızla, üstadlarla, bu işe yeni başlayan atölye çalışmasında olan öğrencilerimizle, öğrencilerle, her kim varsa tüm duyarlı sanat insanlarıyla, sanata gönül vermiş insanlarla birlikte bir olmayı arzuluyoruz. Mütevazi, kendi halinde, keyifli bir şekilde bu yaşamı hep birlikte sanatla iç içe sürdürmek istiyoruz. İnisiyatifsizler olarak arkadaşları temsilen tabii dilim döndüğünce, aklım yettiğince bir şeyler söylemeye çalıştım. Tabii bu söylediklerim yeterli değil. Çok daha iyi ifade edilebilecek pek çok cümle, kelime vardır. Ama biraz böyle canlı yayın olması, çok hızlı gelişmesi, ilk defa böyle bir deneyimi yaşıyor olmamızdan dolayı sürçülisan ettiysek affola. Tüm takipçilerimize, izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Tam Sanat ailesine ve sana da özellikle sonsuz teşekkürlerimizi borç biliyoruz. İnisiyatifsizleri takip edin. İnisiyatifsizlerle birlikte hep beraber inisiyatifsizler adı altında var olalım. Tabii ki burada amacımız inisiyatifsizler adını dayatmak değil. Amaç bunların hepsi birer vesile. Bugün inisiyatifsizler olur, yarın başka bir şey olur. Yeter ki birlik olalım, birlikte olalım, birlikte hareket edelim. Herkesi seviyoruz, kucaklıyoruz. Güzel. Peki inisiyatifsizleri takip etmek isteyen izleyiciler ve diğer sanatçılar için ulaşabilecekleri bir internet sitesi var mıdır? Tabii ki. Şöyle biz tamamen organik ve doğal olması adına bir blog sayfa açtık WordPress'ten. İnisiyatifsizler adına oradan bizim manifestolarımızı, paylaşımlarımızı takip edebilirler. Aynı zamanda Instagram ve Facebook hesaplarımız, sosyal medya hesaplarımız da var. Oradan da yine paylaşımlarımızı takip edebilirler. Ayrıca zaten biz sanat camiasının doğrudan içindeyiz hepimiz. Yani burada hem şu anda takipçilerimiz, bizi yeni takip eden dostlarımız varsa zaten tanıyacaklardır, göreceklerdir. Saydığım isimleri hepsi ya en azından birkaçını tanıyorlardır. Biz yüz yüze, can cana, yan yana muhabbet etmekten, paylaşım yapmaktan daha çok memnun oluyoruz. Yeter ki bir arada olalım. Biz de bunlar oldukça bunların haberini yapmaya ve tekrar benzer sohbetler yapmayı sabırsızlıkla istiyorum ve bekliyoruz. Bizimle bu akşam zaman ayırıp sohbet ettiğin için hem izleyiciler adına hem de Tam Sanat adına sana teşekkür ediyorum. Ailene sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tekrardan buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. İzleyicilere de bizi izledikleri için sonsuz teşekkürler. Bu arada yine bizim benzer sohbetlerimiz devam edecek. eğer bir planlama hatası ve aksaklık olmazsa önümüzdeki günlerde de Ekim Başak Akgül'le bir sohbetimiz olacak. Wow, çok keyifli ve heyecanlı görünüyor. Kendisiyle de güzel bir sohbet olacağından, yapacağımızdan eminim. Bizi izlemeye ve sanatla kalmaya devam edin. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.